Herkese selamlar arkadaşlar. Yıl dışındaydım. Giderken laptopumu yanıma almadım. Bugün dönmeyi düşünüyordum. Yalnız sağlıksal bir problemden dolayı yola çıkamadım. Ve iki gün sonra döneceğim. Bundan kaynaklı böyle kısa bir video çekmek istedim. Bitcoin tarafında aslında dün verdiğim direnç alanları halen geçerli. Özellikle 26.250 ve 26.600 bantları bence kısa vade içerisinde kırılmadığı sürece bu alanda bir yükseliş beklemenin çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Özellikle yükseliş trendle tekrardan döndük diyebilmemiz için net şekilde bu bantların kısa vadede yani saatlik ve 4 saatlik grafikte kırılması şart. Onun dışında genel anlamda haftalıkta hala yükseliş trendini korumaya devam ediyoruz. Yani burada evet ortalamaların altına bir hareketlilik gelse de bir alçalan dip görmedik. 26 bin bandının altına sarkmadığımız sürece de açıkçası bu alçalan dip gelmeyecek. Haftalık kapanışlarda önemli. Yani dünkü haftalık kapanışı ortalamalar bazında negatif olsa da biz şu anda hala bir alçalan dip yapmadık. Aslında bu da bize şu avantajı sağlıyor. Yine olası bir geri çekilme gelse dahi önümüzde 7 günlük bir süreç var. Bu 7 günlük süreç içerisinde tekrardan 25-26 binlerin üzerine bir hareketlik gelmesiyle birlikte haftalıktaki tabloyu hiç bozmadan yukarı yönlü harekete devam edebiliriz. Yani bitcoin bu alanda bir yatay hareketlik gösterse dahi ya da aşağı yönlü iğneler atıp tekrardan bir toparlanma eğilimi gösterse de bizim için genel anlamda tablo bozulmamış olacak. Açıkçası benim şu anda önemsediğim noktalardan bir tanesi de bu haftalıkta biz henüz bir düşüş trendi başlatmadık. Ortalamaların altında kalmamız kötü dediğim gibi ama bir düşüş trendim yani bir alçalan dip görmedik onun dışında altcoin tarafında riskler devam ediyor. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bitcoin tarafında özellikle bu 25.000 bandının kırılımı gelirse yani günlük anlamda bu 25 bin bandların altında kalışlar gelirse 20 bine doğru bir hareketlik bekleyebiliriz ki bu da altcoinler için yine %50 civarı bir düşüşü beraberinde getirebilir. Bu yüzden özellikle sert yükselen altcoinlere tepki tedbirli yaklaşmakta fayda var. Bugün bir altcoin %20 gidiyorsa peşinden koşmamak gerekiyor gerekiyor diyebiliriz. Çünkü yarın ciddi anlamda Bitcoin tarafında yaşanacak en ufak kriz burada altcoin'in yerle bir olmasına sebebiyet verebilir. Keza bunu geçtiğimiz haftalarda ve aylarda defalarca dile getirdim. Bugün itibariyle yeni dip yapan dahi altcoin'ler mevcut. Evet onun dışında altcoinlerde durum böyle. Küresel piyasalara baktığımızda Amerikan tarafında negatiflik devam ediyor. Genel dünya genelinde aslında negatiflik devam edebiliyor devam ediyor diyebiliriz. Dolar endeksi yükseliş eğiliminde devam ediyor. Yani küresel anlamda da sıkıntıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Altın tarafında henüz bir yükseliş eğilimi görmesek de şu anda küresel piyasaya baktığımızda aslında daha sağlam durduğunu söylemek mümkün. biz tarafında değerlendirme yapacak olursak biz de yeni rekor seviyelerine doğru ilerleyiş sürüyor. Burada hala özellikle söylüyorum bir alım fırsatı vermiş değil biz. Yani ciddi anlamda endeks çok yukarı gitti ve bu yukarı gidişte bir düzeltme görmeden alım yapmak mantıklı olmayacaktır. Şöyle anlatayım size şu an 7800'de yarın bugün 7800'den almak mantıklı olmazken yarın 9000'li bantlardan almak belki de mantıklı olacak. Dediğim gibi şu anda çok yükselmiş bir endeks var. Bu endeks doğrultusunda bir düzeltme hareketi başladığında endekste almış olduğunuz hisselerde belki de %50 zararları dahi görmeniz mümkün. Bu yüzden eğer bir alım fırsatı arıyorsanız bir düzeltmeyi bulmanız şart. Uzun zamandır taşıdığınız hisse senetleri varsa da bu hisse senetlerinde de kar alarak daha aşağılardan fiyatlanmaya çalışabilirsiniz. En azından burada elinizdeki lot sayısını artırmış olursunuz. Şöyle bir düşünüyorum. Değerlendirmediğimiz ne var diye. Onun dışında ekstra değerlendirmediğimiz bir durum yok sanırım. Telegram adresimizden takip etmeye devam ediyorsunuz. Twitter hesabımızdan takip etmeye devam ediyorsunuz. Önemli bir gelişme olduğu zaman mutlaka buralardan sizlere ulaşıyorum. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.